Tavrı çok yanlış değil aslında. Bize de bir yoklama çekti gibi. Ama derdi para değil, o net. Çoktan kararını vermiş baba. Hem yola bizimle devam ederse adı sanında kalmayacak. Böyle bir korkusu da var bence. Türkan, biraz konuşalım mı seninle? Ben de sizinle konuşmayı istiyordum. Peki. Önce sen söyle bakayım. Siz beni buraya ne için gönderdiğinizi hatırlıyor musunuz? Evet, işten ayrılmak istiyordum. Biraz kafa dağıtmamı istemiştiniz. Kararım değişmezse de şirketten ayrılabileceğimi söylediniz. Tamamen bunun arkasındayım zaten. Ama önce beni bir dinlemen gerekiyor. Lütfen, hadi geç şuraya. Ne bu? Mahkemeden. Karar yazısı. Ama şöyle bir durum daha var. Üst mahkemeye gidilebiliyormuş. Avukatlardan biri bile itiraz ederse boşanmayabilirsiniz. Hala böyle bir şansınız var Türkan. Yani siz boşanmak istemediğinizi söylediğinizde kim karışabilir buna? Ya karar ne olursa olsun ne fark eder? Ya en kötüsü yeniden nikah kıyarsınız. Bunu bir düşünün Türkan. Biz çok düşündük Rüşan Hanım. Ve bir karar verdik. Boşandık Rüşan Hanım. Siz de bunu artık kabul etseniz iyi olur. Vazgeçemem Türkan. Benim en azından bunu telafi etmem lazım. Eğer bunu yapmazsam hayatımın sonuna kadar kendimi affetmeyeceğim. Sizin bir suçunuz yok ki. Var. Var Türkan. Somer'e o çok kızdığın fotoğraflar var ya. Rica ediyorum aynı konuyu konuşmayalım. Kapatalım bu konuyu. Ben yaptım Türkan. Evet. Sana çok kızmıştım. Biliyorsun. Hatta gelip avukat için sana para bile verdim ben. Ya en başlarıydı. O talimatı o zaman verdim. Sen daha yeni taşınmıştın. Ama sonra her şey değişti. Birbirimizi anladık. Anne kız bile olduk. Yani en azından ben öyle hissettim. Ya Türkan bak o fotoğraflar iş yerinde kasada kilitliydi. Ben onları yok etmek için eve getirdim. Yakacaktım. Sana yemin ediyorum yakacaktım Türkan. Ama halan o gün gelip kapıdan yalan yanlış bir şeyler duydu. Sonra gizlice gelip fotoğrafları alıp senin kucağına bıraktı. Somer'in de planı bu dedi sana. Ya sen halanın başı yanmasın diye onları ben aldım demedin mi? Ha? Biliyorum. Bak Türkan, eski Rıça'nın saçmalıklarıydı bunlar. Bana kız, bana bağır. Hatta benimle bağlarını kes. Ama Somer masum. Onun hiçbir suçu yok. Sen bu fotoğraflar yüzünden yıkmadın mı yuvanı kızım? Bir şey söylemeyecek misin? Rüca Hanım ben fotoğraflarla ilgili Somer'e çok kızdım evet. Ama sadece bu yüzden ayrılmadım ondan. Biz bir arada olamayacağımız için, birbirimize iyi gelmediğimiz için ayrıldım. Kızım siz gayet iyiydiniz. Somer sende kalıyordu. Ben hatta yarın öbür gün eve taşınacaksınız diye bekliyordum. Çünkü ben her şeye rağmen kalbimin sesini dinledim. Somer'i çok sevdim. Sonuna kadar savaştım. Elimden ne geliyorsa yaptım. Hatta bugün bile... Bir şey geçmiş değil ki Türkan. Yine kalbinin sesini dinle. Sen Somer'i çok seviyorsun kızım. Yani bir kez daha denemenizde... Asla. Asla bir daha olmayacak. Neden? Neden mi? Ben dün gece sabaha kadar düşündüm. Evlendiğim günü düşündüm. Bir hafta aç bir ilaç tek başıma o evde kaldım. Dağın başında.
Çünkü Somer benim duvamı bile kaldırmadan Mine'ye gitti. Yetmedi. Kucağında kirazla gözlerimin içine baka baka benim yaşadığım eve Mine'yi alıp getirdi. Ben hamile kaldım. Mine benim bebeğimin katili oldu. Ben cezasını çeker dedim. Somer şikayetini geri çekip Mine'yi kurtardı. Ben her seferinde Somer'i aklamak için bahaneler aradım durdum. Hadi dedim. Kiraz için görüşüyor o kadınla. Çocuğu için. Ama Somer her seferinde soluğu Mine'nin yanında aldı. Son tartışmamızda da öyle. Yine soluğu Mine'nin yanında aldı. Kiraz hep bahaneydi. Ben Somer'i çok sevdim Rüşan Hanım. Evet, o da beni sevmiş olabilir. Ama en acısı da ne biliyor musunuz? Somer Mine'yi hala unutamadı. Hayır. Kesinlikle yanlış düşünüyorsun. Somer Mine'den nefret ediyor. Nefret ettiği için mi Mine'ye giderek bana ihanet etti? Aramızda temiz kalmış ne varsa Mine'ye giderek kirletti Somer. Bana kendisi itiraf etti Rüçhan Hanım.